Merhabalar. Nitzavim Vayeh rehberaşalarını birlikte Mehubarot olarak okuyoruz bu hafta. Vayeh rehberaşasında Moshe Rabbeinu ben me'a ve esrim şana anokhi ayom lo uhal od latzet ve lavo cümlesiyle dikkat çeker. Ben bugün 120 yaşındayım, çıkmaya ve girmeye takatim yok demektedir. Halbuki ve Zota Berakha Peraşası'nın sonunda Moshe Rabbeinu'nun vefatından söz ederken Moshe Rabbeinu'nun gücünün hiç tükenmediğini, gözlerindeki görme yetisinin de kaybolmadığı belirtilmektedir. Buradaki çelişki Moshe Rabbeinu'nun artık manevi olarak gelişecek en üst noktaya ulaştığı olarak açıklanmaktadır. Gemara Maseket Arachin 101'de anlatılan değişik bir ifade vardır. İstakozlar daha fazla büyümek istedikleri zaman kendi etrafındaki kabuğu kırmak zorundadırlar. Eğer o kabuk kırılmazsa istakozların gelişimi mümkün olmaz. İşte insanoğlu da gerçekten gelişmek ve büyümek istiyorsa etrafında kendi örmüş olduğu yasaklar duvarını, tembellikler duvarını, istememe duvarını yıkıp geçmeli ve büyümek için büyük çaba göstermelidir. Moshe Rabbeinu artık sadece Eres İsrail'de geçerli olan mitzvaları yerine getirme mutluluğuna kavuşamadığını söylemektedir. Onun Eres İsrail'e girmesindeki isteğinin nedeni bundan ibarettir. Aslında Moshe Rabbeinu hayatının sonunda bütün bilgelik basamaklarına geçmiş ve tarihin en büyük ve lider peygamber özelliğinde olduğunu bizlere kanıtlamıştır. Bizler onun izinden giden çocukları olarak etrafımızdaki duvarları yıkmanın, kırmanın, daha çok büyümenin, daha çok öğrenmenin ve daha iyi bir insan olmanın çarelerini özellikle hemen önümüzdeki Rosh Hashana bayramıyla başlayan Yamim Noraim sürecinde sürdürmeliyiz. Hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gereken bir şey vardır. Her sabah uyandığımız zaman Yüce Tanrı bize yeniden yeni bir yaşam hevesi vermektedir. Her uyanılan gün, her gözlerimizi açtığımız gün teşuva yapmak için bulunmaz bir fırsattır. Teşuvanın hayatımızdan hiç eksilmediği, sürekli olarak doğru yolu aradığımız nice günleri birlikte yaşayabilmek dileğiyle. Yeni senenin hepimize öncelikle sağlık, mutluluk, huzur, refah ve özellikle bütün dünyaya barış getirmesini yürekten niyaz ediyoruz. Tahel şana uvir hoteya. Yeni yıl bereketiyle başlasın. Tiskule şanim rabot, neymot betobot, şabat şalom.